Okey diyoruz. En son ne oldu? Spectacular Spider-Man ikinci sayısının sayfa 28'den geriye kalan kısmını okuduk. Tam kaldığımız yerde de Norman Osborn, ki Peter onun biliyor Yeşilcin olduğunu ve o Yeşilcin'e tekrar dönüştü. Yani Peter'ın örümcek adam olduğunu biliyor. Kendi evine partiye çağırıyor Peter'ı. Güveni getirsin diyor. Peter, Harry de Mary Jane'i getiriyor falan. Peter'ın bir sürü hayatında olan ve hayatın önemli yer kaplayan insanları bir araya topluyor. Bir bokluk var diyoruz. Uğraşacak bir şekilde Peter'la. Peter bunun evine geliyor. Peter'ın elini sıkıyor, aşırı derecede sert sıkıyor falan. Peter, sen hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bize kendinden bahset, yapıyor böyle yine şerefsiz şerefsiz gülümsüyor falan. Direkt böyle Peter'le uğraştı. Sonra böyle Peter fark etti ki bu bir yerden sonra gittikçe dengesizleşmeye başladı. Böyle Peter tutup şakayla karışık yumruk atıyor ama böyle sert vuruyor falan. Artı böyle suratı, mimikleri falan böyle bozulmaya başladı sanırım. Peter böyle anladı ki bu daha fazla olmadığı bir insanmış gibi davranmaya devam edemeyecek. Direkt dövüş çıkaracak. Direkt böyle hem kendi sırrı hem Peter'ın sırrı ortaya çıkacak. Ortalık aşırı karışacak diyoruz. Neyse, Peter bunu fark edince benim işte bir meyhanı aramam lazım dedi. Yan odaya gitti. Yan odadaki şömineye ateşe dayanıklı ağ attı bir tane. O işte ateşe dayanıklı ama işte dumana sebep oldu falan. Yangın vardı, alarm verdi. İşte Harry kızları al götür dedi. Mary Jane, Gwen, Harry beraber çıktılar. Peter da Harry, Peter'la Norman geride kaldı. Bu ikisi direkt böyle kaçtılar binadan, çünkü Peter'ın örümcek adama dönüşmesi lazım. Norman'ın işte kendi Yeşilcin'le dönüşmesi lazım. Ama bir de ne oldu orada? Norman dedi ki çıkmadan önce, işte benden kaçamazsın, ben seni biliyorum. Sen bana gelmek zorundasın, senin meyhanene gidiyorum gibi bir şey dediydi. Neyse, sonra bunlar tam meyhanenin evinin orada denk geldiler, yine dövüşmeye başladılar. Bayağı bir dövüştüler. En son Yeşilcin bunu bir tane bomba attı. Saykadelik bir bomba. Seversin falan tarzı. Mahvolacaksın falan bir şeyler etti. Sonra bomba Peter'ın kafasını getirdi ve Peter aşırı derecede kötü görüntüler görmeye başladı. Bir sürü böyle yeşilcinimsi yaratık Peter tehdit ediyor. İşte bütün sevdiklerin ölecek. Şu olacak, bu olacak. Sonra böyle Peter'ın hayatındaki insanlar, Peter'ın en çok onları görmek istemedikleri şekilde Peter'a yaklaşıyorlar. Harry böyle çok korkunç bir şey olmuş gibi Peter'a bakıyor. İşte Gwen Peter'a alaycı bir şekilde bakıyor falan. Direkt bad trip diyoruz. Sonra Peter böyle, ben işte bu beyin benim beynim. Bunların hiçbirinin gerçek olmadığını biliyorum falan. Kendisini iyimser mesajları beyni zorladı. Sonra bir de hop, bütün görüntüler gitti falan. Direkt bir bad trip'i alt etti diyoruz. Sonra ama bir yandan hep şeyi düşünüyor. Ben şimdi diyelim bu Green Goblin'i yendim. Onu öldürmezsem yapacağım hiçbir şey beni kurtarmayacak. Benim hayatım kayacak. Mahvoldum falan triplerinde kesinlikle haklı diyoruz. Artı Yeşilcin'in bir kere daha hafıza kaybı olayıyla okuyucuya yutturulamayacağını biliyoruz. Ama öte yandan da orijinal bir sebep yok kullanabilecekleri. Hani böyle bir şekilde Peter'ın kimliği yavaş yavaş açığa çıkmaya başlayacak olacaktı. Yani bence, ama sanırım güzel bir şekilde yine işin içinden çıktılar. Nasıl çıktılar? Peter aynı bombayı aldı. Yeşilcin'e soluttu. Yeşilcin aşırı derecede travmatik görüntüler gördü falan. Sonra Peter bayağı bir manipüle etti bunun bad tribini. O işte Yeşilcin kötüdür, Spider-Man kötüdür, onlar aşırı korkunçlar, cırt falan yapıp böyle direkt bad trip'e soktu bunu. Bu böyle kendi üstüne Yeşilcin kostümünü görünce direkt yırtmaya başladı falan, çünkü Yeşilcin'den aşırı korkuyorum. Cırt tribine girdi. Sonra Peter görünce Peter'dan da kaçmaya başladı ben, çünkü Peter bunu manipüle etti diyoruz. Örümcek adamdan da çok korkuyor artık. Sonra neyse, en son o kadar böyle korkak bir hale geldi ki Norman Osborn işte ellerini kolunu yüzünü kapatıyor, lütfen benden uzak dur falan yapıyor. Sonra Peter şeyi düşündü, tamam der şu an maskemi çıkarıp ona bakarsam ve yine örümcek adamdan kaçıyormuş gibi tepki vermezse işte örümcek adamın Peter Parker olduğunu unutmuş olacak diye bir düşünce geldi. Direkt mantık yürütüyor. Neyse, maskesini çıkardı. Norman bundan kaçmaya çalışmadı falan.
Okey dedi, tamam. Örümcek Adam'ın Peter Parker olduğunu unutmuş. Sonra da böyle bir bal önceki de olayı açıkladı. Ne oldu? İşte Bat tribinde Norman o kadar çok korktu ki Norman'ın beyni Örümcek Adam'a ve Yeşilcin'e ait olan yerleri tak tak kapattı böyle. Onun için bir daha işte rahatsız etmeyecek Peter'ı falan. Benim tahminimle Harry hafıza kaybı yaşadı. Sonra yavaş yavaş Goblin'e daha Goblin tarafı okey aynen. Bir dakika. Lafı toparlayıp geliyorum. Okey, ne olacağı belli bence biraz. İlk filmde ne oldu? Norman ve Goblin arasında net bir ayrım vardı. Hani Goblin olduğu zaman Norman hatırlamıyordu. Norman olduğu zaman Goblin hatırlamıyordu tarzı. Norman korkak olandı. Goblin ittiren olandı falan. Bu tarz bir ilişki başlayacak büyük ihtimal. Ama bir süre yine Green Goblin görmeyeceğiz. Bence çünkü bu tarz bir harekette bulunmak için bir süre düşünmeleri gerekecek. Bence artı bilmiyorum. Gerçi hani böyle şu an bu sayı bayağı güzel bir sayı oldu diye geçiyordu. Şu geçen okuduğumuz sayı. Baktım hani birçok Örümcek Adam hikayesinden daha yüksek puan almış şu ana kadar okuduğumuz. Hatta neredeyse hepsinden yani. Millet Green Goblin'i özellikle seviyor. Bu açıdan onu görme ihtimali falan her türlü işine geleceğini biliyoruz. Yazarların çünkü daha çok satacaklar falan. Onun için her an direkti getirebilirler. Ve geliş şekli bence Tobey Maguire'ın ilk filmindeki gibi olacak. Green Goblin'le Norman arasında böyle bir boşluk olacak. Okey, tahminim bu. Neyse, sonra ne oldu? Green Goblin işte zaten tribe girdi falan. Aşırı panik, bayıldı. Peter bunu aldı, hastaneye götürdü. Tam işte Harry'i arıyordu. O sırada da Harry, Gwen, Mary Jane gelmişler zaten. Norman Osborn'u kaçmadan önceki kaldı, hastaneye götürdüler. İşte neredeydiniz cırt cırt. Peter dedi ki baban fenalaşınca ben onu hastaneye götürdüm. Ama bir şekilde Harry'ye, Mary Jane'e, Gwen'e denk gelmeden nasıl gidebildi falan. Hikaye açığı oraya hiç eşelemiyor. Neyse ama Harry işte babasıyla durdu. Peter bir koluna Gwen girdi. Diğer koluna Mary Jane girdi. Beraber kafeye yürüdüler. Mary Jane dedi ki sen cidden bir şeyleri doğru yapıyorsun. Sen cidden hakiki bir Tigers'ın sanırım. Çünkü işte iki tane taş gibi hatun kolunda ve aşırı hiçbir dünyada hiçbir derdin yokmuş gibi davranabiliyorsun. Tarz bir laf etti, cidden de öyle diyor. 2 dakika önce ölümden döndü. Çok böyle tehlikeli bir düşmanın ölümüne dövüştü falan. Sonra 2 tane hatun kolunda kafeye beraber yürüyorlar. Böyle trin trin aklıma ne geldi. Catch Me If You Can'de Pilot gibi giyinen Leonardo DiCaprio'nun kolunda hatunlarla beraber yürümesi geldi. Ne öyle bu? Peter Parker kesinlikle çok farklı bir karakter filmlerdekilerine kıyasla. Filmdekileri daha güzel bence. Hani böyle Spider-Man'in özüne kişisel hayatında bir sürü sorun yaşayan bir insanın bir insan olması ve o tarafını Tom Holland ve Tobey Maguire çok güzel karşılıyor bence. Andrew Garfield tam karşılamıyor ama bir yandan Andrew Garfield'ın orijinal Spider-Man'e daha çok benzediği de bariz. Bilmiyorum. Orijinal Spider, orijinal Peter Parker yine güzel ama Tobey Maguire ya da Tom Holland kadar güzel değil bence. Okey. Bunun dışında diyecek bir şey var mı? Başlamadan önce düşünüp geliyorum. Okey, şu an okuyacağımız sayıda Avengers'ın 58. sayısıydı. Yanlışım yoksa. Cameo olarak görünecek Spider-Man bir sayfa var yani aşağı yukarı. Sayıda ne oluyor? Yellow Jacket diye bir adam var. Yeni bir süper kahraman adıyla dolaşıyor. Sanırım süper kahraman değil ama hiçbir şey bilmiyorum. Neredeyse hiç okumadım. O Yellow Jacket da bu. Biz direkt cameo olan kısmını okuyoruz. Jameson'dan başlıyorum çünkü Jameson Spider-Man dünyasına ait. Artı Spider-Man'in görünmesiyle bir alakası olacak. Şuradan başlıyor. Yellow Jacket. Now there is my kind of superhero. Give a guy like that half a chance and he'll mop up this town with a bomb like Spider-Man. By so hold on. This
Underwear boy Mr. Jameson couldn't be cause he owned half interest in that furrier, could it? Daily Bugle City has new hero, yellow jacket. Nonsense, boys. I am just a public-spirited citizen. And besides, he's selling a truckload of papers, JJ. Okay, kendimi düzelttim. Bah, what do those drugstore cowboys know about real manufacturing? And besides, he is selling a truck load of papers. It's an even more though if Bill Parker's been on the spot to get some candid shots. Then there is work to be done. His generation is always caught on a coffee break. Yellow Jackets, Wasps, Ant-Man, Black Widows, some days I almost wish I'd been bitten by a radioactive water buffalo. That voice, I'd know those mocking tones anywhere. You get off my flagpole, you wall crawling webhead. Your flagpole, Jameson. Sorry, laughing boy, but the city property, municipal bylaws, page 351, paragraph 17. What the hell? Şu an ciddili söylüyormuş da doğru sayfaları falan. So fucking good diyoruz. Need I add that I looked it up? Okay diyoruz. Eight. Still, if you're gonna be a spoilsport about it, well, go, but don't walk down any dark alleys on Halloween. I'll walk anywhere I want, you web spinning vessel. Though it just so happens I'll be out of town on Halloween. Okay diyoruz. Burada bitiyor. Bizim okuyacağımız yer. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Nope, hadi görüşürüz.